5 yıl önce sosyal medyaya düşen bir video. Herkesin hafızasında yer alan bir video. Sizi çok seviyor ve size çok değer veriyoruz. Allah'ım, Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömür ver. Allah'ım, Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini tamamına erdirmeyi nasip et. Çünkü ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var. Ömrüm size annenizin ak sütü gibi helal olsun Cumhurbaşkanım. Benim iki tane yavrum var. Bu yavrularıma herkes annelik yapabilir. Fakat benim güzel yurduma, insanlığa ve İslam'a herkes güzel hizmet edemez. 21 yıl boyunca halkın vazgeçemediği Recep Tayyip Erdoğan'dan halk 14 Mayıs'ta da vazgeçmedi. Şimdi önümüzde bir sandık daha var. Sakın ola ki koy verme kardeşim. Sakın ola ki rehavete kapılma. Hacer Çınar ismini Türkiye ilk defa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a şişe fırlatırken duydu. Irkçı söylemleri yetmezmiş gibi bir de AK Partili kadınlara laf atan Tanju Özcan'a karşı Hacer Çınar'ın artık tahammülü kalmamıştı. Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi? Ben evli barklı adamım, böyle şey olmaz ya. Aynı zamanda Bolu Belediyesi'nde AK Parti meclis üyesi olan Hacer Çınar yine bir toplantıda ırkçı söylemleriyle şov yapan Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. MHP'li aylaksız, bana aylaksız diyemezsin. Bana aylaksız diyemezsin. Anneni bilsin. Anneni bilsin. Evet. Arkadaşlar, oy çok bile kabul edilmişsin. Hayırlı olsun depremzede elimize. Toplantıyı kapatıyorum. Kimileri Hacer Çınar'ın bu hareketini alkışladı, kimileri de tepki gösterdi. Tabii ki CHP medyası ve malum güruh bu kardeşimizi günlerce linç etmekten geri kalmadı. Tanju Özcan, iffetli bir kadına neden bana bakıyorsun kardeşim, ben evli bir adamım demesine tepki göstermek yerine o kadının hakkını, hukukunu savunan, sesini duyuramayınca da su şişesini fırlatmak zorunda kalan Hacer Çınar'a o gün o mecliste yine kaba saba hareketler yapıldı. Zorla dışarı çıkarıldı. Buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar, ben kararımı bildirdim. Talimatımı yerine getirmenizi bekliyorum. Evet, evet. Coplu alın meclisi. Coplu alın falan demiyorum. Ne copu ya? Türkiye görsün, ben de çok büyük bir damıcası işleri. Evet, çok güzel. Türkiye... Doğater. Öyle diyor. Zaten yapamam. Bunu savunuyor musun ya? Pes ya. Yani sizin aklınızı. Öyle olur mu ya? Eğer biz şu an düzeni bozuyorsak ayar. Arkadaşlar, meclisin sükunetini sağlayın. Oturun yerinize lütfen. Hacer Hanım, tekrar sizi de dışarıya davet ediyorum. Zorluk çıkartmayın. Arkadaşlarınızı da, memur arkadaşları da güç durumda bırakmayın. Hayır. Bolu Belediyesi, evet. Tabii ki bir ilke tutarlı. Bu tavrı kadın rahat önünde yapacak. Arkadaşlar, evet. Falan değil. Bu tavrı kadın altında rahat önünde yapacak. Sen kimsin bu arada? Yani bu arkadaşınız, bu arkadaşınız benim ne iş yapıyor? Çok sen seçilmiş belediye mezunusun. Ne iş var oralarda? Benim kim olduğum çok iyi. Ne olacak? Hayret bir şey ya. Allah Allah. Aslında Hacer Çınar'ı biz yeni tanımıyoruz. Bir mektup göndermişti Tayyip Erdoğan'a. Taşeron işçilerin sorunlarını anlatmıştı. Ama o mektup Tayyip Erdoğan'a ulaştı mı ulaşmadı mı bilmiyordu. Aradan epey zaman geçtikten sonra Hacer Çınar'la Recep Tayyip Erdoğan'ın yolları kesişti. Hacer Çınar tam da Erdoğan'ın karşısındaydı. Kürsüde konuşma yapıyordu. Dedi ki, ben size bir mektup gönderdim. Alıp almadığınızı bilmiyorum ama... Önce bizim sorunlarımızı anlattım size, sonra da size bir dua ettim Sayın Cumhurbaşkanım. O duayı bir kez daha gözünüzün içine bakarak buradaki hazırının huzurunda ve şehadetinde
okumak istiyorum dedi. Sayın Cumhurbaşkanım, mektubumda Allah'ım Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömür ver. Allah'ım Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini tamamına erdirmeyi nasip et. Allah'ım, çünkü ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var. Şayet buna ömrü vefa etmeyecekse ve benim ömrüm var ise Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annenizin ak sütü gibi helal olsun Cumhurbaşkanım. Benim iki tane yavrum var. Bu yavrularıma herkes annelik yapabilir. Fakat benim güzel yurduma, insanlığa ve İslam'a herkes güzel hizmet edemez. Çok şükür hayalim gerçek oldu. Allah'ıma şükürler olsun ki mektubumu doğrudan size okumayı nasip etti. Rabbim şükürler olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, endişeniz olmasın. Bu kutsal annelerin duaları oldukça sizin sırtınız yere gelmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, çünkü siz sorunlarımızı çözüyorsunuz, ülkemizi kalkındırıyorsunuz ve en önemlisi insana hizmeti önemsiyorsunuz. Sendikalar kanununu çıkarttınız, noteri kaldırdınız, iş sağlığı ve güvenliği kanununu çıkarttınız, sosyal güvenlik kanununu çıkarttınız, kadın istihdamını artırmak için düzenlemeler yaptınız. Bunlar için size teşekkür etmek istiyorum. Hınca hınç dolu olan salonda herkes Hacer Çınar'ı ayakta alkışlıyordu. Recep Tayyip Erdoğan da bu duygu dolu mektubu okuyan Hacer Çınar'ın sözleri üzerine gözyaşı döküyordu. Sizi çok seviyor ve size çok değer veriyoruz. Tüm kalbimle bu salonda ve huzurunuzda mektubumdaki duamı tekrar etmek istiyorum. Allah'ım, Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömür ver. Allah'ım, Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini tamamına erdirmeyi nasip et. Allah'ım, çünkü ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var. Şayet buna ömrü vefa etmeyecekse ve benim ömrüm var ise Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annenizin ak sütü gibi helal olsun Cumhurbaşkanım. Benim iki tane yavrum var. Bu yavrularıma herkes annelik yapabilir. Fakat benim güzel yurduma, insanlığa ve İslam'a herkes güzel hizmet edemez. Çok şükür hayalim gerçek oldu. Allah'ıma şükürler olsun ki mektubumu doğrudan size okumayı nasip etti. Rabbim şükürler olsun. Bu videoyu izlediğinizde, daha doğrusu Hacer Çınar kardeşimizin o sözlerini duyduğunuzda gözlerinizden iki damla yaş akacağından eminim. Çünkü iki yavrusuyla ilgili söyledikleri karşısında ağlamamak mümkün değildi. Ben ağladım ve bir kez daha Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'sız olamayacağını anladım.
benim iki güzel yavrum var dedi Hacer Çınar. Benden sonra yani ben ölürsem o yavrularıma bakacak anne olur. Ama benim güzel yurduma, insanlığa ve de en önemlisi İslam'a hizmet edecek bir Recep Tayyip Erdoğan bulunamaz dedi. İşte o dakikada benim de tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi gözlerimden yaşlar aktı. Ne kadar önemli bir laf. Ne kadar kıymetli bir ifade. İki yavrusundan vazgeçip benim ömrüm sizin olsun diyor. Hacer Çınar aslında bu konuda yalnız değil. Türkiye'nin dört bir yanında ona gönül verenler ömrünü feda etmeye hazır bir şekilde ellerini açıp Allah'a yakarıp ona dua ediyorlar. Tıpkı Hacer kardeşimizin ettiği dua gibi. Sizi çok seviyor ve size çok değer veriyoruz. Tüm kalbimle bu salonda ve huzurunuzda mektubumdaki duamı tekrar etmek istiyorum. Allah'ım, Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömür ver. Allah'ım, Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini tamamına erdirmeyi nasip et. Allah'ım, çünkü ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var. Şayet buna ömrü vefa etmeyecekse ve benim ömrüm var ise Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annenizin ak sütü gibi helal olsun Cumhurbaşkanım. Benim iki tane yavrum var. Bu yavrularıma herkes annelik yapabilir. Fakat benim güzel yurduma, insanlığa ve İslam'a herkes güzel hizmet edemez. Çok şükür hayalim gerçek oldu. Allah'ıma şükürler olsun ki mektubumu doğrudan size okumayı nasip etti. Rabbim şükürler olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ülke TV'de hastalandığında nefesimiz kesilmişti. O gece görüştüğüm birçok arkadaşım CHP'lisi, AK Partilisi veya bir başka partili herkesin dilinde aynı şeyi. Çok korktuk. Gerçekten nefesimiz kesildi dediler. Erdoğansız bir Türkiye'yi düşünemediklerini söylediler. Evet. Kısa bir... Eyvah. 40 yıllık siyasi hayatında birçok hizmeti olan ama 21 yıldır AK Parti iktidarında Türkiye'ye hizmet eden Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece hastalanması üzerine Aysiye cellatlarının bir tek zil takıp oynamadıkları kaldı. O gece Twitter'da öldü naraları attılar. Hacer Çınar'ın bu videosu yeni değil. 5 yıl önce sosyal medyaya düşen bir video. Herkesin hafızasında yer alan bir video. Eski bir video olmasına rağmen asırlar boyu paylaşılması gereken bir video olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaştım. Hacer Çınar'ın benim iki güzel yavrum var. O yavrularıma bakacak anne olur ama benim güzel yurduma, insanlığa ve İslam'a hizmet edecek Tayyip Erdoğan bulunmaz sözlerinin daha da yayılması ve Tayyip Erdoğan gerçeğinin bir kez daha Hacer Çınar örneğiyle duyulması için bu videoyu sizinle paylaşıyorum. 21 yıl boyunca halkın vazgeçemediği Recep Tayyip Erdoğan'a halk 14 Mayıs'ta da vazgeçmedi. Şimdi önümüzde bir sandık daha var. Bu videoyu izleyen kardeşim, bu videoyu izlerken gözyaşı döken kardeşim, şöyle bir sağına soluna bak, kim var etrafında? Kim varsa al, pazar günü onu sandığa götür. Sakın ola ki koy verme kardeşim. Sakın ola ki rehavete kapılma. Sakın ola ki nasıl olsa kazandı diye düşünme. Hacer Çınar'ın bu videosuyla sarsılan kardeşim,
Ne olursun silkelen ve kendine gel. Yedi düvel Tayyip Erdoğan'ın karşısında. Yedi düvelin Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmek için mücadele ettiğini sakın unutma. Sakın. Unutma ve unutturma. Bu videoyu da tanıdığın, tanımadığın herkesle paylaş ki iki yavrusundan vazgeçebilen, bu güzel yurdumuza, insanlığa, İslam'a hizmet eden Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıl daha bu ülkeye hizmet etmesini sağla. Bugüne kadar herkes bir şeyler söyledi ama Hacer Çınar'ın söyledikleri her sözün üstünde daha da önemli. Unutma kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan seçilemezse bu Hacer kardeşimiz o belediye meclisinde başındaki örtüyle bir daha görev alamayacak. Unutma güzel kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan seçilemezse bu ülkede bir zamanlar üniversitelerin dışına itilen, ikna odalarında başındaki örtü çekilen, sokaklarda hakarete uğrayan, senin anan, benim anam, onun bacısı, bir başkasının kız kardeşi bir daha o başörtüsüyle herhangi bir görevde, herhangi bir kamu hizmeti yapamayacak. Unutma kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan bu pazar, yani 28 Mayıs 2023 tarihinde seçilemezse Türkiye'de bir daha başörtülü vali, başörtülü kaymakam, başörtülü hakim, başörtülü avukat olmayacak. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu biz buradayız demesine sakın aldanma, sakın. Çünkü daha şimdiden kız kardeşimizin başındaki örtüye el uzatmaya başladılar bile. İzmir'de metroda başı örtülü bir kardeşimize yapılanları buna örnek gösterebiliriz. Eşek olmasanız sahibi vermezsiniz be. Kime diyorsun Allah? İnsanlığa karşı. Yine İzmir'de sen AKP'lisin burayı terk et diyen o zırvalıkları hepimiz gözlerimizle gördük. AKP'liler İzmir'de işi yok. Bence siz İzmir'den neden gidin. AKP'lilerin İzmir'de ben işi yok. Ben AKP'li değilim. Neden? Biz buranın vatandaşı değil miyiz? Değilsiniz. Anladın mı? Nasıl AKP'liler değil. Unutma kardeşim. 21 yıllık kazanımların 21 saatte elimizden alınmaması Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçilmesine bağlı. Unutma kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan seçilemezse Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat hasreti çeken anaların o eylemine son verecekler. Kim bilir o anaların başına neler getirecekler. Bunları unutma kardeşim. Unutma, unutturma. Rehavete kapılma, oy ver, koy verme kardeşim. Allah'a emanet olun.